Evet arkadaşlar, kara köprülerden güzel bir soruyla karşınızdayım. Bu tarz bir sorun çıkma ihtimali yüksek ve böyle bir soru gördüğümüzde her zaman ilk başta aklımıza ne geliyor? Tabii ki de eşlenik ile çarpma aklımıza geliyor. Ama bu tarz sorularda özellikle unutmamamız gereken bir yöntem daha var. O da ortak paranteze alma. Ortak paranteze almayı unutmayalım. Bu tarz sorularda muhtemelen işimizi çok rahatlatacaktır. Tabii ki de ortak paranteze almadan bu tarz sorularda böyle sayısal değerler varsa o arkadaşları da kare köprü olarak yazmayı ihmal etmeyin. Örneğin bakın burada 2 var, görüyor musun? Bu 2'yi sen şöyle yazabilirsin. 2 yerine kök 4, 2 yerine kök 4 yazabilirsin. Aynı şekilde bak aşağıda ne var? 3 var. 3 yerine kök 9 yazabilirsin. Artı kök 15. Yani kök 9 demek 9 3'ün karesi dışarı 3 diye çıkar. 4 2'nin karesi dışarı 2 diye çıkar. Bu mantıkla düşüneceğiz. Hatta bu soruda ne yapalım biliyor musun? Bölme işleminden dolayı aşağıdaki arkadaşı yukarı taşıyalım. Yani bölme işleminde ikincisi ters çevrilecek ya. Yani kök 6 artı kök 10'u yukarı yazalım. Kök 6 artı kök 10 olarak yukarı yaz. Tabii ki de yukarıdaki arkadaşı aşağı yazacağım. Tabii ki de 3 değil de artık kök 9. Kök 6 aynı kalacak. Şu yukarıdaki arkadaşı aşağı taşıyorum. 3 yerine ne yapıyorum? Kök 9 yazıyorum. Şimdi bakın çok güzel oldu. Tabii bundan sonra eşlenik ile çarpmak yerine ben ortak parantezi alma işlemi yapabilirim. Bakın yukarıda kök 4, kök 6 ikisinin içinde de ikiler var değil mi? O zaman sen yukarısını kök 2 parantezine alabilirsin. Kök 2 parantezine alırsan kök 4'ten kök 2'yi aldın, kök 2 kaldı. Kök 6'dan kök 2'yi aldın, kök 3 kaldı. Bölü. Aşağı geldik. Kök 9, kök 15. Aslında ortaktan kastım şu. İkisini de bölen sayılar 9 ve 15 3'e bölünür. O zaman kök 3 parantezine aldın. Kök 9'dan 3'ü çıkartırsan, yani 3'ü çeker alırsan, yani kök 9'u 3'e bölersen, kök 3'e bölersen kök 3 kalır değil mi? İçinden almaktan kastım bölme işlemi. Kök 15'in içinden kök 3 alırsan, yani kök 3'e bölersen ne olacak? Kök 5 kalır. Böyle sakin şekilde sen bu işlemleri yaparsan biraz sonra sadeleşme işlemi vardır belki deyip sonuca ulaşmaya çalışacaksın. Kök 6, kök 10. Ne var abi? Kök 2'ler ortak. 6'da 10'da 2'ye böl. O zaman kök 2 parantezini aldım. Kök 6'dan kök 2'yi çekersen kök 3 kalır. Kök 10'dan kök 2'yi çekersen kök 5 kalır. Bölü. Devam ediyorum bak. Kök 6, kök 9. İkisinde de kök 3'ler ortak. İkisi de kök 3'e bölünür. Kök 3 parantezini alırsan kök 6'dan kök 3 aldın, kök 2 kaldı. Kök 9'dan kök 3 aldın, kök 3 kaldı. Gördün? Arada tabii şurada eksi var. Değiştirmeyelim. Yanlış yapmayalım. Gördüğün gibi ne oldu? Artık sadeleşebilir hale geldi. Fark ettin mi? Bak burada kök 2 eksi kök 3. Burada kök 2 eksi kök 3. Burada kök 3 artı kök 5. Burada kök 3 artı kök. Artık bunları sadeleştirebilirim. Kök 2 eksi kök 3'ler sadeleşti. Kök 3 artı kök 5'ler sadeleşti. Ne kaldı en son bakar mısın? Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı kaldı. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsan kök 4, o da dışarı 2 diye çıkar. Kök 3 ile kök 3'ü çarptım kök 9, o da dışarı 3 diye çıkar. Cevap neymiş? 2 bölü 3'müş. Cevap neymiş? Deniz demiş. Her bir soruda ortak paranteze almayı ihmal etme bebeğim, tamam mı? Yani bu genelde unutulan bir şey. Ben de unutabilirim. Bir lisansta hatırladığım kadarıyla buna benzer bir soru çıktı. Yani ortak paranteze aldığın zaman sadeleştiğini görüyordun. Soruyu kolayca çözüyordun. Lisansta çıkan sorunun benzeri aslında bu. Tarih bir soru çıkarsa ön lisansta orta öğretimde ortak paranteze almayı ihmal etme. Tabii ki de eşlenik ile çarpılsa olmaz mı? Tabii ki de olur. Ama işlemler bir tık uzayabilir. O nedenle ben bunu tercih ettim. Ortak parantez almak bu tarz sorularda aklına getirmeni gerektirecek bir durum aslında. Soruyu beğendiysen beğen butonu basmayı, kaydetmeyi, takip etmeyi unutma. Sonraki görüşürüz. Hepinizi öpüyorum. Bucuk bucuk. Hoşçakalın. Bay bay.